utanma oğlum. Sen utanılacak bir şey yapmadın. Sen dosdoğru aslan gibi adamsın. Bu kızla konuşmadın mı sen? Mutfakta yemek yapıyor. Gayet keyfi de yerinde. Ne konuşayım abi? Ha? Ne konuşayım ya? Hala inanamıyorum, ben kendime gelemiyorum ki. Gidip ne konuşayım onunla, ne diyeyim ben ona? Oğlum ağzına ne geliyorsa onu söyle. Ne yapacaksın böyle? İçin içi kendini mi yiyeceksin böyle? Hande'deki gibi. Aman başkaları rezil olmasın, adı çıkmasın. İyi güzel, olan Ferit olsun. Bu mu? Abi. Bu sefer Hande gibi değil abi. Aklım diyor ki git. Ağzına ne geliyorsa söyle, dök içini rahatla. Ama şuram yapma diyor, yapma. Canını yakma onun diyor. Ne yapacağım ben abi? Oğlum onların da canı yanacak. Hep bizim canımız yanacak. Ya delirtme benim, beynime kan sıçrıyor oğlum. Şimdi gideceğim, ağzıma ne geliyorsa söyleyeceğim. O olacak yani. Vallahi billahi ya. Bana bak. Oğlum bu acıyla yaşanır mı? Bu acı çekilir mi Ferit? Bu acı çekilir mi oğlum? Beterim beteri varmış abi. Bunu da öğrettiler sağ olsunlar. Olsunlar. Bak git konuş şu kızla. Belki de o Yiğit yemledi bizi. Nereden biliyoruz yalan söylemediğini? Hı? Bak durduk yere kızın günahını almayalım. Günah. Ferit. Oğlum bir şey söyle. Günahını almıyoruz abi. Araştırdım. Mahkemeye verdiği ifade geldi az önce. Nişanlım Baha diyor. Nişanlım diyor. Baha doğru söylüyor yani. Resmi evrak bu. Yalan olmaz. Ezile büzüle para istedi bir de benden ya. İhtiyacım var dedi. Meğer nişanlısını kurtarmak için yapıyormuş her şeyi. Vay arkadaş ya. Ayşe Hanım'a baksan ya. Dışarıdan bakınca da melek. Ulan sana bir bakış var. Yani dersin ki kör kütük aşık bu. Meğer hepsi para içinmiş. Sen bile tuttun buna para kaptın. Ulan hadi Hande'ninki ihanet. Bununki ne? Düpedüz gönül tacirliği lan bu. Kim bilir ne yalanlar söyledi sana. Nasıl sattı kendini? Ferit. Abim. Bak canım kardeşim ağlama ne olur. Tamam lan. Biliyor musun? Ya inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Gel. Gel göstereyim gel. Gel bak. Gel. Bak Allah aşkına bak. Bak Allah aşkına. Bakar mısın ya? Bir insan masum rolünü nasıl bu kadar inandırıcı oynayabilir? Ha? Nasıl abi? Benim aklım almıyor. Oğlum sen şimdi ne yapacaksın bana onu söyle. Yani hiçbir şey olmamış gibi daha ne kadar susacaksın? Bu nasıl iş oğlum? Susmayacağım abi. Susmayacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Oh.
Hadi siz de gelin. Hadi. Hoş geldin Vediye abla. Hoş bulduk canım. İhsan abi yok mu? Yok, o aç değilmiş. Ben de sen ısrar edince kıramadım. Hadi gel şöyle otur. Buyurun. Evet. Ayten, Kezban abla. Buyurun siz de. Oturun hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de size bakmaya geliyordum. Karın ekşi aşı hazırlamak istemiş. Bakalım nasıl yapmış? Geçin oturun. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Çok güzel olmuş Ayşe. Eline sağlık. Afiyet olsun Adnan amca. Ayşe artık bana baba demeni istiyorum. Doğruya doğru. Bir kusur bulurum diye baktım ama bulamadım. Aferin Ayşe. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Oo. Sefan olsun Ayşe'cim. Bak kayınvaliden ilk kez sana gelin payesi verdi. Bunu yaz bir kenara bence. Ama asıl önemli olan kocanın beğenmesi değil mi Ferit'ciğim? Tadına bakmak ister misin? Senin için yaptım. Ferit. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Herkes buradayken bir itirafta bulunmak istiyorum. Bizim Ayşe ile evliliğimiz gerçek bir evlilik değil. Başından beri size bir oyun oynadık. Nasıl yani? İnsan ailesine oyun oynar mı oğlum? Ne demek şimdi bu? Ferit, iyi misin? Baş başa konuşalım ister misin? Konuşacak bir şeyimiz yok. Ailemin her şeyi duymasını, öğrenmesini istiyorum. Artık onların gözünün içine baka baka yalan söylemek istemiyorum. Ferit, lütfen susar mısın? Hayır, susmayacak. Konuş oğlum, anlat her şeyi. Anlatayım anne. Hande ile evlenmemek için bir çözüm arıyordum. Biliyorum, direkt size gelsem, gönlümü açsam, istemiyorum desem kabul etmeyecektiniz. Baskı yapacaktınız. En çok da sen anne. Ben de başka bir yol bulmak istedim. Acaba ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra sizi başka birine aşık olduğuma inandırmak istedim. Ayşe'ye getirdim. Sonrası da hepinizin malumu. Aslında bizim Ayşe'yle hiçbir ortak geçmişimiz yok. Birbirimizi daha önceden tanımıyorduk. Şans eseri tanıştık. Ben Ayşe'ye bir teklif sundum. Alacağı ödeme karşılığında benimle bir evlilik oyunu oynar mısın dedim. O da kabul etti. İhtiyacı varmış. Aramızda bir sözleşme yaptık. Sözleşmeyi görmek, bakmak isterseniz burada. Ferit, nasıl bir saçmalık bu böyle? Hem bizi kandırdın hem de bunu şimdi gururla anlatıyorsun. Gururla anlatmıyorum. Kendime bir aşk masalı uydurmam gerekiyordu. Bu masala hepinizden önce de benim inanmam gerekiyordu. Başka bir çıkar yol bulamadım. Şimdi ne oldu? Daha süresi bitmemiş. Bu saçmalık gerçek mi oldu? Hayır anne, olmadı. Biz sadece Ayşe ile mutlu, birbirini seven bir çifti canlandırdık. Hepiniz de buna inandınız. Ayşe bu oyunu o kadar iyi oynadı ki
Yani ne yalan söyleyeyim, bir an ben de onun gerçekten kocası olduğumu sandım. Her neyse, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Helali hoş olsun. Ama bu oyunu uzatmanın daha fazla manası olmadığını düşünüyorum. Size daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Ayşe ile şu an itibariyle yollarımızı ayırıyoruz. Kalp Yarısı ATV'de.